Merhabalar. Ekonomide bugüne hoş geldiniz. Ekonomideki gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ekonomi gündemi son bir haftayı özellikle sakin atmosferde bir gelişim içerisinde öne çıktı. Baktığımızda kurlar dar bantta dalgalandı. Hafif düşüşleri özellikle de izledik. Bunun temel nedeni de gözler Ukrayna'da, daha doğrusu Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın seyri konusunda. Türkiye'nin arabuluculuğu rolünde İstanbul'da bir araya gelen taraflar hemen umut veren mesajlar vermese bile en azından oradaki atmosferin pozitif yansımalarını piyasaların satın aldığını gözlemledik. Orada bir rahatlama var ama uzun süreli bir maratonun izlerini de İstanbul'da görmek mümkündü taraflar adına. Tabii ki yaşanan olumsuzlukların, insani dramın tarif edilir tarafı yok. Bunun ne yazık ki bir de dolaylı etkileri var. Özellikle Türkiye üzerinde, reel ekonomi üzerinde. Bunu da ham madde fiyatları üzerinden, turizme etkileri üzerinden görmemiz söz konusu olmakta. Bu çerçeve içerisinde küresel enflasyon tabii ki Türkiye'yi de etkiliyor. Ukrayna-Rusya geriliminin dolaylı etkilerini de enflasyon bazında görmeye devam etmekteyiz. Bu çerçeveden baktığımızda elbette ki gelirler ne olacak sorusu önemliydi. Asgari ücrette beklenti vardı Temmuz ayı itibariyle. Ancak bugün devletin zirvesinden gelen açıklamalar asgari ücretin yıl ortasında değil de yıl sonunda belirlendiği yönünde, kısacası çok umut var konuşmamak gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet, ekonomi hareketli, reel tarafta enflasyon önemli. Baktığımızda ekonomik güven endeksleri açıklandı bu hafta. Bir parça düşüş var. Tüketici güven endeksi dışında bütün reel kesim göstergeleri, hizmet, perakende, ticaret sektörü, güven endeksi hepsi düştü. Kısacası zorlu bir mücadele var. Peki bu mücadele ortamında Bursa'nın yeri ne? Bursalı iş dünyası temsilcileri gidişata nasıl bakıyor? Özellikle de uzun vadeli sorunlara ne tür çözümler üretme gayretinde? Bu anlamda Bursa'nın en önemli çatı kuruluşu, ekonomi anlamında, iş dünyası anlamında şüphesiz ki Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği, yani kısa adıyla BÜSİAD diye alıştığımız dernek. Ve bu yayınımızda biz BÜSİAD'ın görüşlerini sizlerin karşınıza çıkarmak istiyoruz. Yeni yönetimiyle birlikte konuğumuzu tanıtmak istiyorum bu anlamda. Sayın Buğra Küçükkayalar, BÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum beni bu yayınıza konuk ettiğiniz için. Efendim, Bursa adına elbette ki çok köklü bir kuruluş BÜSİAD. Şimdiye kadar yaptıkları değişik hizmetlerle farklı alanlara dokundu. Kimisi kamuoyu tarafından biliniyor, kimisi bilinmiyor. Ama biz daha bilinir hale gelmek üzere sizleri misafir ediyoruz. Bu anlamda ben teşekkür ederim. Yeni bir perspektif, yeni bir yönetim kurulu, biraz da genişledi üye sayısı vesaire ve bayağı kararlı başlıklar var. Çünkü dünya hızlı değişiyor, Türkiye'nin, Bursa'nın beklentileri, sorunları hızlı değişiyor. Bunları çözümü erkenden üretmek lazım. Siz de kafa patlatmayı, yormayı istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Özellikle kamuoyuna kendinizi yönetim anlamında tanıttığınız basın toplantısında o izlenimi ben edindim. Orada pek fazla soru soramadık. İşte soru hakkımı ben burada kullanmak istiyorum ama şöyle bir iş dünyası temsilcisisin. BÜSİAD gibi köklü bir kurumun başındasınız. Bu açıdan şöyle bir baktığımızda ilk 3 ay bitti. Netice itibariyle 2022'nin ilk çeyreği sonlanmış durumda. Böyle genel ekonomik göstergeler tabii pek çok, işte küresel enflasyon baskısı çok net hissediliyor. Diğer tarafta işte Ukrayna krizi apayrı bir durum. Pandeminin etkileri geçti, geçiyor mu, geçmeyecek mi tartışmaları. Bir tarafta hiç kolay bir tablo yok. Siz tabii ki sorunlar da yaşadınız, mücadele de ediyorsunuz. Vallahi Türk iş insanı bana göre dünyadaki en hızlı reaksiyon veren, hızlı adapte olan iş insanları arasında herhalde. Sizler birebir yaşadınız. Bu çerçeveden genel ruh halini, 2022'nin ilk 3 ayını kısaca değerlendirmenizi rica edeceğim. Teşekkür ederim. İsterseniz ilk baştan 2021 yılının son dönemlerinden başlamak isterim ben. 2000 Bursa için konuşursam, İki bakış açısını getirmek isterim. Bir tanesi Bursa'ya yönelik bakış açısı, diğeri evet, Türkiye açısından. 2021 yılının hem Bursa hem de Türkiye açısından yatırımlar anlamında, sanayiciler açısından çok önemli bir yıl olduğunu düşünüyorum. Hatta bu 2020 yılından başladı. 2020 yılında pandemi olmasına rağmen iş insanlarının yatırımları tabiri caizse şaha kalktı. Böyle bir yatırımı bugüne kadar ülkemizde ender gördük. 97 yılından bu yana istatistiklere baktığımızda böyle bir yatırım olmadığını görüyoruz. Niye dersek, bu yatırımlar uzun bir süre içerisinde gerek pandeminin sıkıntıları, gerekse Çin ile olan ilişkilerimizde
daha doğrusu dünyanın Çin'le olan ilişkilerinde bir takım aksamaların olması ve Türkiye'ye meyillenmesi, Türkiye'nin ekonomisinin devam etmesinden dolayı pandemide Türkiye önemli kazandı. Bu nedenle ihracatımızın artmasına neden oldu ve ülkemizdeki iş insanlarının da yatırım yapmasını gerektirdi bu konjonktür. Bu nereye kadar devam etti pandemiye rağmen? Geçtiğimiz yılın Kasım-Aralık aylarına kadar devam etti. Burada yatırımda ben kısa bir parantez açmak istiyorum. Ağırlıklı altyapı yatırımı gibi zaten gözlemliyoruz bunu bir tarafta. Makine teçhizat tarafında da herhalde bu Çin'den kayan siparişin olumlu etkilerini de gördük mü acaba? Direkt üretime dönük yatırım silsilesi de var mıydı bunun için? Var, kesinlikle var. Bu bahsetmiş olduğum yatırım yalnız bir daha başlangıç süreci. Bunun içerisine makinelerin konması, ki özellikle teknolojik makinelerin konması Bursa için önemlidir. Belki konuşmamızın devam eden kısımlarında buna da değiniriz. İkincisi ise iş gücü için. İş gücünü oraya koymak çok önemli, işsizliği azaltmak açısından. Bu süreç bizim için 2022 yılının sonları ve 2023 yılında gerçekleşecek bir süreç olacaktır. Bu yatırımların binadan üretime yönelmesi aşamasında ve bu aşamada iş insanları dövizin artmasına rağmen, diğer ekonomik anlamdaki sıkıntılara rağmen hiçbir zaman yatırımlarını durdurmadılar, dinamizmini kaybetmediler, güvenlerini kaybetmediler ve yürümeye devam ettiler. Bu aynı zamanda ihracatın artmasına da neden oldu aynı dönem içerisinde. Evet. Bu da ülkemiz için çok büyük bir gelir kaynağı oldu. Ama maalesef pandemiden tam çıkmış derken az önce açılış konuşmasında sizin de bahsettiğiniz gibi Ukrayna-Rusya savaşına evrildi dünyamız. Gerek dünya konjonktüründeki enflasyonun artması, ki bizdeki enflasyon artmasıyla paralellik gösteriyor artış anlamında. Ama yüzdesel olarak baktığımızda tabii ki ülkemize has bir takım nedenlerden dolayı o enflasyon etkisini çok daha farklı, fazla yaşadığımızı görüyoruz hep birlikte. Onun dışında 2022 yılına girdiğimizde bu yatırım ivmesinin yavaşladığını görüyoruz. Yani iş insanları bir beklemeye geçti. Yani burada bir belirsizlik tablosunun oluşmasının herhalde etkisi var. Yani kesinlikle. Çünkü 2020-21 de kolay yıllar değildi. Buna rağmen güçlü bir yatırım atmosferinden bahsediyorsunuz ama herhalde bu savaş atmosferi, işte yeni bir ekonomik modelin getirilerinin henüz net olarak görülmemesinin bir fren etkisi var sanırım. Bir anlamda öyle oldu. Ama iş insanı pek ona bakmıyor. Kesinlikle ben yatırımı yapacağım dedikten sonra ki ihracatın artması çok önemli bir etken burada. Yeni modelin temeli ihracat. Evet. Neticede. Büyük ihtimal Çin'le Avrupa'nın, Amerika'nın belirli bir mesafe koyması bizi olumlu yönden etkileyeceğini görüyoruz. Gördük onu pandemi döneminde. Burada konjonktürü ben sözünüzü kesiyorum ama çünkü her şey birbirine bağlı. Dünya ekonomisinde, ticaretinde, siyasetinde. Şimdiye kadar baktığımızda işte Donald Trump döneminde bir ticaret savaşı, kapışma vardı Çin ve Amerika merkezli. Ama şimdi kutuplaşmalar, değişmeler başladı, yaptırımlar var, onların dolaylı etkileri var. Türkiye sanki yeni bir yola doğru evriliyor gibi burada pozisyon anlamında baktığımızda. Bundan faydalanmak da mümkün herhalde, değil mi? Çok. Hani bir söylem var, ben de ona katılıyorum şahsen. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor cümlesini önemsiyorum ben son günlerde. Gündeme gelen ve tartışılan ve konuşulan. Kesinlikle bu Çin, mutlaka savaş bitecektir. Rusya-Ukrayna arasında. Orada oynamış olduğumuz rolü de önemsiyorum. Kesinlikle doğru bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Ve bunun getirisinin sonlandığı zaman bu savaş ortamı veyahut da bu sıkıntılı durum ülkemizi çok daha olumlu yerlere taşıyacağına inanıyorum. Bu olmasaydı belki daha kısa sürede bunu başaracaktık diye düşünüyorum. Ama en azından 2022 sonu veya 2023 tarihinde inanıyoruz ki iş insanlığı olarak, ekonomimiz olarak en az 2-3'e katlayacak. Çünkü bu savaş bittikten sonra Çin'le dünya ülkelerinin, Batı'nın ve Amerika'nın ticari ilişkileri de farklı yöre evrilecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla oradan faydalanmamız olacaktır, fayda getirecektir o. Yakın olmamız, kaliteli olmamız, iş gücümüzün uygun olması, son ekonomik durumdan dolayı iş gücümüzün de ucuz olması da bir etkendir. Evet. Her durumda. Evet. Tabii ki çalışanlarımızı korumak ayrı bir konu, onları enflasyon ezdirmemek, bunların hep ayrı konu, bunların hepsine bakılması lazım yetkililer tarafından. Ama bu olumlu
etkenler bence bizi bir duraksama, bir nefeslenme noktası diyorum ben ona. 2021'in sonu veyahut da bugünler için ondan sonra aynı yılmayla devam edeceğini düşünüyorum. Gerek yatırımların. Hızlanma beklentiniz var yani ekonomik aktiviteler açısından baktığımızda. Türkiye'nin potansiyelinin daha net görülür olduğu bir döneme doğru ilerliyoruz. Belirsizlikler kalktığında son iki yılın yatırımlarında meyvesini alacağız gibi görünüyor. Kesinlikle. Onun için de bizim bir öngörümüz var bahsettiğimiz. Güven, istikrar ve öngörülebilirlik. Bu üç sac ayağını mutlaka ilgili herkesin, şirketlerin, ailelerin, kişilerin, devletimizin diğer devletle olan ilişkilerinde bu perspektif çerçevesinden bakması bence, tekrar ediyorum, bizi çağa kaldıracaktır diye düşünüyorum. Böyle öngörüyoruz, böyle düşünüyoruz. Böyle düşünmek de istiyoruz. Çünkü Bursa olarak baktığımız zaman Bursa'mızın buna ihtiyacı var. Bursa'mız sektörel yelpazesi en geniş şehirlerden bir tanesi baktığımızda. Evet. Örneğin bu SİAD'ın 260 üyesi var. 260 üyesinin sektörel yelpazesine baktığımızda 33 tane sektörün içerisinden 3 veya 4 sektörün olmadığını görüyoruz. Ki bunları eğileceğiz yeni yönetimimizde o sektörleri de bünyemize katmayı. Dolayısıyla sektörün yelpazesinin olması özellikle ihracatımız çok çok önemli olması lazım. Turizm başka bir etken, o da başka bir konu ki bizim hizmet komitemiz var biliyorsunuz. Oradaki en önemli konulardan biri de turizm. Bursa'nın turizmi konusu. Onu da, bu da bir ihracat kapısı aslında. Kesinlikle. Yani ne yapıyorsunuz? Ülkenizin özelliklerini, Bursa'nın tarihi yapısı var. Bu tarihi yapımızı mı bizim ön plana sunuyoruz? Her şeyi var Bursa'nın baktığımızda. Kalifiye insan gücü de var. Neticede sermaye darları da var. Geçmişi, kültürü, birikimleri var. Dağ, denizi, tarihi her şey var. Her az önce ifade ettiniz. Yani bunun değerlendirilmemesi büyük bir üzüntü kaynağı olur. Başka bir şey olmaz herhalde. Evet, büyük bir deniz şimdiye kaynağı. Kadar değişik alanlarda büyük başarılar da var. Bana göre bunlar da hızlanmalı. Ama eksik kalanlar işte turizmde hala tam oturtamadık. Belki biraz daha hızlı koşmak lazım. Ama burada çizdiğiniz tablo Bursa'nın Türkiye'nin aynası olduğu yönünde. Son 1-2 senedir biraz otomotivdeki sıkıntılar maalesef bizi 3. sıraya düşürdü ihracat liginde. Bunun biraz iyileştirilmesi lazım herhalde. Kesinlikle buna bakmamız lazım. Özellikle bu SİAD üyeleri olaraktan yeni verilerimizi toparlıyoruz. Toplantımızda söylediğimiz gibi. Arkasından da hep birlikte, Bursa için birlikteyiz. Sizlerle, bizler ve Bursa'daki her kişi, her kuruluş Bursa için birlikte olmalı. El birliği yapmaya, el ele kol kola Bursa'nın geleceği için çalışmalıyız. İlk fırsatta da hedefi büyük tutalım mı? Türkiye'nin birincisi olmayalım mı? Niye olmayalım? Tabii. Hedefimiz olmalı. Teknolojiyi Bursa bunu hak ediyor. Zaten İstanbul'da yatırımları buraya kaydırıyor. Büyük ihtimalle olacağız. Teknosat vesaire devreye girdiğinde ama diğer tarafta büyük şirketlerin merkezlerini İstanbul'da tutma gibi bir rahatsızlıkları var. Bir türlü Bursa'yı görmek istemiyorlar. Onun biraz yenilmesi lazım herhalde o mantığın. Umarız ki hani Bursa gerçekten üreten kenti olarak, ihracat eden bir kent olarak ön planda daima olur ama tarımı da, çevreyi de mümkün olduğu kadar elbette ki turizmi de ihmal etmedi. Mutlaka. Bence o üçlü bir sacaya. Bu SİAD olarak da biz bu konu üzerinde çalışacağız. Ekonomi veya ticari işletmeler veya firmalar, fabrikalar olmazsa olmaz. Dolayısıyla organize sanayi bölgelerimiz 19 tane var. İhtisas ve onları da kattığımızda yaklaşık 22-23 tane organize sanayi bölgemiz oluyor. Bunları bir şekilde teknolojik sanayi bölgeleri teknolojik fabrikaların oluşturduğu sanayi bölgeleri haline getirmemiz lazım. Yani Bursa teknolojiye evrilmesi lazım. Endüstri 4.0 diyoruz, teknoloji diyoruz, gelecek diyoruz. Bunlara daha çok yatırım yapması lazım. Ama bunu yaparken de Bursa'mızın tarımını, Bursa'mızın turizmini de üçlü sacıya dediğim bunu mutlaka dengeli bir şekilde dağıtılması Bursa için yararlıdır diye düşünüyorum. Hep birlikte el ele bunun üzerine düşünmemiz lazım. Ve bunu bir hepimizin ortak paydası haline getirip bunun üzerinde tüm kurumlarla, ticaret ve sanayi odasıyla, bildiğiniz tüm isimlerini saymayayım ama hepimiz her olarak, birey hatta bu işin içinde bir şey. Bütün SİAD'larımız olarak yaklaşık 100 civarında SİAD'ı var Bursa'nın. Tüm SİAD'larımız, sanayi ticaret odamız, organize sanayi bölge müdürlüklerimiz, büyükşehir belediye başkanlarımız, ilçe belediye, hepimiz birlikte bu hedef çerçevesinde valimizin önderliğinde toplanmalıyız diye düşünüyorum. Ve bu hedeflerimizi belirlememiz lazım. Türkiye örnek olmamız lazım. İlk aşamada
Kocaeli'ne geçmemiz lazım belki ekonomi evet, olarak da. Arkasından niye İstanbul olmasın? Tabii otomotiv eski gücüne döndüğünde zaten avantaj elimize geçebilir ama otomotivin de pek çok sorunu var. Cari olanlar, uzun vadeli olanlar. Burada biraz daha hani diğer sektörlerin daha yüksek katma değerli öne çıkması lazım. Kesinlikle. Benim gözlemlediğim oralara doğru biraz daha sizin yaklaşımınızda özellikle yüksek teknoloji bazlı hani Ar-Ge'ye yatırımın, inovasyona yatırımın teşvik edilmesi lazım. Önce fikriyat gelişecek, laboratuvar gelişecek, patent gelecek. Ondan sonraki biz büyük getirileri sağlayacağız kilogram başına ihracat değeri olarak. Evet, kilogram başının çok önemli bir cümle ve gerçek. Tabii ki ihracat kilogram başına onun ederiyle değerlendiriliyor. Sıfır gram olan nedir? Düşüncedir, fikirdir. O düşünceyi yüksek fiyata ihraç ettiğiniz anda en çok kazanan ülke olursunuz. Dolayısıyla hedefimiz bu olmalı. Bu belki biraz uzun bir gelecek ama niye olmasın? Hedefi böyle tuttuğumuz takdirde. Kesinlikle. Siz bir de geniş çerçeveyi çizdiniz. Doğrusu bu. Sokaktaki insan da bunu dert etmeli. Çünkü kendisinin, çocuğunun, torununun geleceğini de düşünmüş oluyor. Burada bütün evet. Yerel yöneticiler olsun, siyasetçiler, iş dünyası temsilcileri, herkese farklı görevler düşüyor. Günümüz zaten yaşanıp akıp gidiyor. Netice itibariyle 10 yıllar sonrasını öngörecek yaklaşımlar önemli. Bu anlamda bir katkısı olursa kent dinamiklerinin Bursa kazanır. Yoksa biz aynı yerde patinaja devam ederiz. Üçüncülüğü bırakın. Arkamızdan gelenler var. İhracat liginde dördüncülüğe düşeriz. Turizmde Afyon'u bile yakalamak ayrı bir hayal olur bir taraftan. Bunların çok ciddi planlanması ve teşvik edilmesi lazım. Kesinlikle. Tabii ki çabalar var. Ama orada da eğitim var. Bana göre bir sıçrama dönemine Bursa adına ihtiyaç var. İhtiyaç var. Evet, onun için el ele hep birlikte Bursa kalıplar için. Kalıplar oturdu ama bunun üstüne yeni bir rota. Türkiye'nin, dünyanın konuşacağı Bursa'da aha, bu sektör var, yeni bir şey var, yeni fikriyat çıktı. Bunlar gayet güzel para da getiriyor. Buna herkesin odaklanması lazım. Kimin nasıl bir katkı sunacağı çünkü belli değil. Fikir kimden gelir, uygulama kimden gelir, sonuç nasıl çıkar, hangi sermayeder gerçekten buraya parasını yatırır cesaretle. Bütün bunlar zincirleme çünkü bana göre. Tabii onun için paydaş olmamız lazım hepimizin birlikte, hedef birliğinde Bursa için dediğimiz takdirde bunları görev bölümü yapıp kimin ne şekilde yapılacağını o şekilde ilerlemekte yarar var. Ama bir önemli konumuz daha var ki o da bizim 11 komitemizden bir tanesinin konusu eğitim. Dolayısıyla düşünsel anlamda ihracat yapmayı söylediğimizde bunun için bir eğitim altyapısını da oluşturmamız lazım. Bursa'da belki bu anlamda da öncülük etmesi lazım ülkemize diye düşünüyorum. O evrilmeyi yeteri kadar tasarlayıp planladıktan sonra eğitimle birlikte ki eğitimle ilgili organize sanayiler içerisindeki yeni açılan teknik okullarla birlikte evet. Belki onu daha başka geleceğe yönelik konular bazlı da eğirmek lazım. Yani torna tesviye veyahut da frezelerdeki çalışacak kişileri eğitmek tabii ki bu dönem için gerekli. Ama onun daha bir üst kısmına geçmemiz lazım. Ne gibi? Gemlik'te kurulmakta olan elektrikli tok araçları gibi. O başka bir kültür getiriyor Bursa'ya şu anda biz. Evet, dolayısıyla o bizi evirecek. Başka bir yere evirecek. O evrilmeyi de eğitim ve diğer kültür sanatı tabii aksatmamak lazım. Onu az önce söylemiştik. Üçlü sacayan önemli kısmı turizm, kültür. Bursa'nın etkili kurumlarının ve temsilcilerinin çatı örgütü niteliğindesiniz. Üyelerinizle baktığımızda köklü anlamda da bunları dert ediyorsunuz. Değişik zaman dilimleri içerisinde yönetimler farklı çalışmalar ortaya koydu. Şimdi ben biraz da sizin yeni yönetimin yaklaşımını ve farkını merak ediyorum. Bütün bu konular çünkü hassasiyet sizin kısmetinize çok daha yüksek seviyede karşınızda açıkçası. Gerçekten hani boş konuşmama adına somut şeyleri ileride görebilmemiz adına çok daha spesifik işler yapılabilmeli. Ve çok daha fazla insanın emeği gerekiyor anladığım kadarıyla. Pek çok grubu da sizin tetiklemeniz lazım. Sanırım böyle bir amaçla yola çıkıyorsunuz. Bir yapılanmanız var. Bahsettiniz geçen hafta itibariyle. Evet. Biraz onlara kısa kısa değinelim. Bu yaklaşım nasıl bir temel içeriyor? Ne tür imkanları sunmayı hedefliyor bizlere? Şimdi geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yılın bir kısmı pandemi nedeniyle azıcık hepimiz içimize kapandık. Ama kapandık diyemiyorum ben. Zoom'la da açıldık birbirimize. Ama o bir yere kadar tabii ki etkin oluyor. Şu anda bizim sizinle birlikte yaptığımız sohbet gibi olamıyor onlar. Ama tabii ki faydalı oldu. O dönemde biz bu siyaset olarak önümüzdeki yılların 10 yıllık belki daha uzun süreli bir vizyonel çalışmasını yaptık, bitirdik. Bu 15 Ocak tarihi itibariyle yeni yönetimi olarak devreye girdiğimizde veyahut da hizmete devraldığımızdan itibaren artık bunları hayata geçirme kararı aldık. Ve şöyle dedik,
iç insanlığı olarak sana bu SİAD ve benzeri kurumları düşünce sanki her şey ekonomi veyahut da ekonomi üzerine kurgulanıyor gibi görünüyor. Halbuki biz öyle demedik. İlgi alanlarımızı 9'a çıkarttık. Dedik ki eğitim de bizim için önemlidir. Çevre de bizim için önemlidir. Yeşil Bursa bizim için önemlidir. Sosyal sorumluluk projeleri önemlidir. Değinmediğimiz hiçbir ilgi alanı kalmasın politikasından yola çıkarak 11 adet komite belirledik. Ve bu komitelerin her birini de yönetim kurulu içerisinde az önce sizin söylediğiniz gibi etkin ve bu konuyu bilen ve bu konuda toparlayıcı veya koordinasyonu sağlayan bir yönetim kurulu üyesi arkadaşımızı görevlendirdik. Bunlardan ilki kurumsal gelişim iletişim ve ilişkileri. Bu her dernek, her kuruluş için çok önemlidir. Her şirket için çok önemli bir konudur. 260 üyemizi bizim anlattığımız veyahut da ileriye dönük olarak yapmayı hedeflediğimiz konularda hep birlikte çalışmayı sağlamamız lazım önce onlarla birlikte. Çünkü biz yönetim kurulu olarak 15 kişiyiz. Ama 260 üyemiz var. 11 komitemiz varsa, 11 komite 260 üyemizin içerisinden konular farklı olduğu için birer temsilciyi aldığımızda inanılmaz büyüklükte bir bilgi birikimi veyahut da deneyim birikimi veyahut da az önce sizin sorduğunuz veya benim burada bu sohbetlerde anlatmam gereken sorun nedir? Örneğin gıda komitemizde, gıdada sorun nedir? Buradan kurtulmak için veya çıkmak için ne gibi çabalar göstermek lazım? Gerçi bunu bilen kişilerden oluşan komitelerimiz var, firmalarımız var. Ve buralardan raporlamalar yoluyla bu 11 komiteden dönemsel raporlamalar veyahut da gündeme gelecek anlık konulardaki bu SİAD'ın söylemleri olarak ön plana çıkacağız. Dolayısıyla söylemlerimizin her birinin altı dolu olacak. Altı önerilerle olacak. En önemli konu ekonomiden tabii kurtulamayız. Bu SİAD deyince ekonomi olacaktır. Bizim estel temelimiz. 3 ayda bir... Bağlantılı değil mi? Burada açıkçası bir paranteze de bence ihtiyaç var. Buyurun. Çünkü baktığımızda sizin o komiteler, işte gıdası, çevresi vesairesi uzatırız bu listeyi ama hepsi zaten ekonominin içinde ve yeni ekonomi kavramı içerisinde vazgeçilmezler durumunda. Kesinlikle. Çünkü hepsi bir sermaye akışı gerektiriyor, masraf gerektiriyor, düşünce gerektiriyor. Yani artık bu yeni ekonominin vücut bulmuş halini siz ifade ediyorsunuz. Aynen öyle. Yani bence ayrıştırmadan ifade etmekte daha faydalı. Kesinlikle haklısınız. Örneğin dijital dönüşüm, yenilikçilik, girişimcilik. Zaten olmaz. Ekonominin göbeği oldu. E-ticaretle, bütün o zoomlarla vesaireyle artık. Az önce söylediğimiz bunun çerçevesi içerisinde Endüstri 4.0 var. Endüstri 4.0 nedir? Teknolojik olarak organize sanayi bölgelerimizi geleceğin fabrikalarına dönüştürmek burada yatıyor. Dolayısıyla üyelerimizle işbirliğini arttırmak en önemli hedefimiz ve bu çerçevede. İlk komitenizde bahsettiğinizde paydaşları bir araya getiriyor ama üyeler bazında ben gözlemledim. Ama burada Bursa'nın diğer paydaşlarıyla olan iletişimi, o bir ağ tipinde düşünecek olursak canlı tutabilme adına yine fonksiyon bu komitede mi olacak yoksa yönetim kurulunun kendisinde mi tümden? Bu fonksiyonlar bu komitede olacak. Bizi ziyarete gelen ya da bizi ziyaret eden, bizim ziyaret ettiğimiz özellikle SİAD'lar, ticaret, organize sanayi bölgeleriyle de iletişime geçeceğiz biz. Bu bahsettiğimiz 11 komiteyi onlarla paylaşıyoruz. Ve diyoruz ki hepimiz aynı konu üzerine farklı etkinlikler yapmayalım. Gene konu bazlı çalışalım. Onun için toplantıda size söylediğim bu SİAD'ı biz SİAD'ların bir çatı kuruluşu haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu hiyerarşik ya da resmi anlamda bir çatıyı kastetmiyoruz burada. Burada kastettiğimiz Bursa odaklı, tabii ki sonucu ülkemize de yansıyacak olan çalışmaları birlikte yapmak. Ses getirici olmak, anlamlandırmak, yapmış olmak için değil, gerçekten katkı olması için. Katkıyı da 3 gruba ayırıyoruz biz. Üyelerimize, ikincisi Bursa'mıza, üçüncüsü ülkemize. Ne yaparsak yapalım bu 11 komitenin çıktıları dönemsel olarak aylık olabilir, 3 aylık olabilir, 6 aylık veya yıllık veya anlık. Bu üçüne cevap verebilecek veya bu üçünün sorunlarını dile getirebilecek ve onun çözüm önerilerini getirebilecek şekilde hemfikiriz. Yani Bursa'yı dert edenleri siz bir arada ortak bir sinerji içerisinde sahaya sürmek istiyorsunuz. Umarım ki karşılık bulur. Açıkçası herkesin aynı düşüncede olma ihtimali yok bana göre. Herkesin beklentileri veya kendine çizdiği misyon, vizyon farklı da olabilir. Ama pozitif ortak bir düşünce amacıyla siz yola çıkıyorsunuz. Evet. Ne kadar çok katılımcı olursa Bursa'yı dert edenlere anlamında ortak olumlu sonuçlar çıkar herhalde. Değil mi? Öyle düşünüyoruz. Dolayısıyla ortak paydamız Bursa ise Bursa için hep birlikte el ele
konuşaraktan, tartışaraktan yeter ki hepimizin bir araya gelmesini sağlayalım. Odalarımızla, ticaret odasıyla, meslek örgütleriyle, belediyemizle, ilgili bütün birimlerle konu bazlı çalışmak. O konu bazı zaten Bursa ortak payda istediğimizde büyük ihtimal ortak payda da buluşuruz diyoruz diye düşünüyoruz. Farklı görüşler, farklı öneriler de olabilir. Tabii. Ama bu süreçte o önerileri alt altı yazıp 2-3 öneri oluşmuştur. Hadi birazcık daha bunu düşünelim hep birlikte. Hı hı. Önemli olan el ele hep birlikte. Gerçekten bu önemli. Bursa'mızın buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Peki ben şöyle bir şey görüyorum. Yani gidişatı gözlemlemek, olasılıkları değerlendirmek, bunları fizibiliteyle raporlaştırmak, olabildiğince yol gösterici sonuçlar ortaya koymak değil mi hedef? Aynen. Yani ve neredeyse somut projeye varacak kadar. Aynen. En azından belli alanda diyelim, gıdada, dijital dönüşümde vesaire. Hani Bursa'yı şurada anahtar bir yaklaşım içerisinde bir vizyonla bir proje önerisi genel çerçeve konur. Diğer paydaşlar da içerisini doldurur. O proje belki 8-10 başka sektörü tetikleyebilir. Aynen. Böyle bir yaklaşım mı olacak? Evet. Bu şekilde olacak. Yani somuta kadar gidecek iş. Çünkü geçmiş dönemlerde pek çok SİAD'ların zaten sınırlı kaynakları var. Belli raporlamalarla ya da günlük işte istihdama dönük bir açıklamayla enflasyon açıklaması, tamam, bunu zaten kabaca herkes biliyor. Evet. Mesele çözüm önerisi ortaya koymak, içini doldurabilmek, ilgili kurumları harekete geçirmek için ayrı bir çaba sarf etmek. Bu da çok önemli çünkü. Tabii. Çok büyük bir efordan bahsediyoruz aslında, eğer gerçekten hedefe gidilecekse, yoksa tozlu raflarda kalmış raporlar görürüm ben. Aynen öyle. Onun için birinci maddemizdeki kurumsal anlamda içimizdeki bütünleşmek veyahut da hedef odaklı çalışmayı çok önemsiyoruz. Bunun için de ikinci ve üçüncü nesilleri bünyemize katıyoruz ki onlar gençler. Bizler öyle böyle şu andaki yönetim kurulumuz 51 yaş ortalamasıyla yedek üyelerimizin hepsini gençlerden, ikinci, üçüncü nesillerden, birazcık da toplumsal eşitlik anlamında kadın üyelerimiz de içerisine alaraktan 1/3 kadın üye getirdik. Onlar geleceğin bu SİAD'ın yönetim kurulunu oluşturacaklar. Geleceğin Bursa'sının söz sahibi olacak kişiler olacaklar. Dolayısıyla onların fikirleri bizlerden çok farklı olabiliyor. Geçtiğimiz pandemi döneminin sonlarına doğru kendileriyle yüz yüze bu SİAD'da 2 toplantı yaptık. Çok da etkili oldu, farklı olduklarını gördük. Onun için de yedek üyelerimizin hepsini gençlerimizden, ikinci, üçüncü nesillerden aldık ve Mayıs ayı itibariyle de toplantılarımıza tekrardan onlarla devam edeceğiz. Gerek bu SİAD üyesi olarak, üye olmasa da fark etmez, bu SİAD üyesi olmasa da o kişileri, o arkadaşlarımızı, o gençlerimizi alıp deneyimlerimizi aktarmamız lazım. Devamlılığı sağlamak için de onların fikirlerini aldığımız, düşüncelerini aldığımız, önerilerini aldığımız zaman zaten güncel Bursa'mızı göreceğiz. Güncel Türkiye'mizi göreceğiz. Dolayısıyla bu da bizim bir vizyonumuz olacak önümüzdeki günler için. Yıl demiyorum, günler için, aylar için. Hızlı koşmaya niyetlisiniz. Ama şöyle bir şey de görüyorum. Kapılar herkese açık gibi bir imaj var değil mi? Evet. Yani biz orada kendi binamızda oturduk. Sadece kendimize göre takıldık. Öyle bir durum olmayacak. Hayır. Anladığım kadarıyla. Bir örnek, kendi binamızı da sadece bizim toplantıları yaptığımız yer değil, tüm üyelerimize açık bir sosyal mekan haline getirmeyi de hedeflerimiz içerisine koyduk. Büyük ihtimal Ramazan'dan sonra onu da gerçekleştireceğiz. Zaten farklı kuruluşların hizmetine sunduğunuz imkanlar da var. Var tabii. İtibariyle geçmiş dönemde. Ama burada şöyle bir şey de var. Ya bayağı bir Bursa'yı dert etme, bunun için gerçekten ciddi ciddi çabalar sarf etme. Şimdi herkesin bir kendi işi gücü sorumluluğu var üyelere baktığımızda. Şimdi buraya ne kadar zaman ayıracak? Gerçekten istekliler mi? Sanki yeni kuşaklar istekliler. Hani hızlı bir koşu var, biz kaçırmayalım bunu. Herkes adına derdi var ama ya burada gönüllü bir katılım var. Şimdi BTSO'ya baktığımızda örneğin ayrı bir çatı kuruluş netice itibariyle. Onun yasalarla ortaya konmuş sorumlulukları, görev alanları vesaire, onlar kendilerince yerine getirmeye gayret ediyor diyelim. Sizinki bu kadar gönüllü çaba olduğunda istenilen verimi verir mi sizce? 15 yönetim kuruluyla 3 denetim kurulu birlikte 15 günde bir toplantı yapıyoruz. Tabii ki 3 tane de profesyonel arkadaşımız var bize destek olan. Bunlar yetmez. Onun için az önce dedim, her bir komitenin 260 iş yerimizin hepsinden olmaz mutlaka. İlgi alanına göre bizi desteklemesi bizim bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacaktır. Şu andaki çabamız o yönde. Ben inanıyorum. Yönetim kurulunu sizinle de tanıştırmıştım geçtiğimiz hafta yapmış olduğum toplantıda. Bir dinamizm var, bir istek var, bir arzu var. Zaten sivil toplum kuruluşlarında çalışmak bunu gerektiriyor.
bir anlamda biz mesleklerimiz itibariyle Bursa'mıza katkımızı vermemiz lazım. Çünkü iş insanı olarak Bursa ve iş insanları bizleri bir şekilde iş sahibi ediyor, birlikte yaşıyoruz. O zaman gönüllü olarak da bizlerin ama dernek, ama vakıf, ama kooperatif çatısı altında katkımızı koymamız lazım. Bu da bir sosyal sorumluluğun parçası. Biliyorum, güveniyorum. Arkadaşlarım hepsi bu düşünce içerisinde. Hep birlikte çalışacağız. Tekil değil, hep birlikte. Tekillik hiçbir şeyi çözmüyor. Her fikre açıksınız. Her fikre açığız, hep birlikte olacağız. Tabii ki eleştirisiz olmaz. O zaman şöyle yapıcı eleştiriler olması lazım. Medya parantezi açalım. Sonuçta sizin çalışmalarınızı kamuoyuna, yani siz paydaşlara iletirsiniz, eyvallah, ama ya Bursalılar da bilsin veya Türkiye'de yaşayanlar bilsin. Neticede burada böyle bir SİAD var, köklü SİAD gayret ediyor. Yeni yeni işte onu, vatandaşın sorununa parmak basıyor diyelim, geleceğine. Bunu çok ciddi bir şekilde kendi içinizdeki yapılanma artı medya, Bursa Güçlü, Bursa medyasıyla olan ilişkilere de bağlı herhalde, duyurulmaz. Çok. Buradaki yaklaşımınız nasıl olacak? Baktığımızda çünkü çok örneğin program davetim geç gerçekleşti benim hayata geçme anlamında. Çünkü bütün herkesi önce kucaklayacağım dediniz siz basın toplantısıyla. Evet. O gerçekleşti. Gerçi hemen burada hani küçük bir iğne batıralım. Soru sorma fırsatı çok bulamadık. Artık bundan sonraki çalışmalarda medya ile ilişkilerini sadece raporu açıkladık gitti mi? Yoksa belli zaman dilimlerinde basın toplantıları mı? Yoksa birebir diyelim ki bana bir ayrıcalık taşı tanıdınız, teşekkür ederim, böyle daha etkili mecralarda gözükmek şeklinde mi olacak? Bence hepsini birden yapmamız gerekiyor ve yapmayı düşünüyoruz. 15 Ocak'tan sonra yaklaşık galiba 2 ay sonra sizlerle birlikte olduk. Çok teşekkür ederiz. 30'u aşkın siz medya mensubuyla birlikte yaptığımız toplantı önemli bir toplantıydı. Ondan önce tekil söylemler yapmak yerine hazırlık yapmak, ki şu ana kadar anlattığım her şey o hazırlığın bir sonucunu gösteriyor sizinle birlikte. Evet. Onu hazırlık yaparak ve topyekun birlikte, yani 15 yönetim kurulu üyesi arkadaşımla birlikte, sizinle birlikte o toplantıyı yapmamız bizi dolu dolu bilgileri vermek, belki uzundu, ben de eleştiri yapayım, öz eleştiri yapalım hemen, siz yaptınız. Yaklaşık 2 saat sürdü o toplantımız, biliyorsunuz. Bir çok verimliydi bana, bize göre. Çünkü ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaştık. Evet. O komitelerin içeriğini paylaştık. Dolayısıyla amacımız, hedefimiz de bu. Sizlerle birlikte Bursa'ya yaptıklarımızı duyurmak, hatta Bursa'ya yaşayıp Türkiye'mize, ülkemize katkıyı birlikte yapmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla hep beraberiz. Az önce söylediğim gibi Bursa için hep birlikte sorunları tespit edip bizim tarafımızdan o sorunlara çözüm önerilerini dönemsel olarak, bu anlık olabilir, konuya bağlı olaraktan olacaktır bunlar, cevap vermek istiyorum o sorunuza. Dönemsel olabilir, ki bu dönemselliği toplantıda söylemiştim. Ekonomik olarak 3 ayda bir ekonomik raporu geçmişte yapıyordu bu SİAD. O belirli bir dönemde ara verildi ona. Onu tekrar yapacağız ama farkı olacak. Çünkü bizim üst örgütlerimiz de var veya paralel örgütlerimiz var. Bu konuda Türkiye çapında yukarıdan makro ekonomiye bakanlar. Nedir bu? TÜSİAD'dır, Türk Konfet'tir. Onlar değil. Biz daha çok Bursa'ya yönelik, tabii ki onlardan faydalanacağız. Ama 3 ay sonraki ekonomide Bursa'yı anlatmayı düşünüyoruz. Bu hep birlikte bir basın toplantısında olabilir, uzatmamak koşuluyla, konu bazlı daha net olarak. Ya da belki yıl sonunda Bursa Almanağı. Bu bir örnektir, bunlar olacak diye söyleyeyim ama hedeflerimiz içerisinde bu ve buna benzer etkinlikler, duyurular olacaktır. Basın toplantısıyla olabilir, basın açıklamasıyla olabilir. Yani burada baktığımızda yapılan faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması belli periyotlarla gerçekleşecek. Evet. Onlara bir zaman tanıyacaksınız faaliyetlerin neticesinde. Ayrıca paydaşlarla olan iletişim. Yani sıcak gelişmeler olduğunda örneğin ekstra basın açıklamaları olabilir veya size yöneltilen konular olabilir mesela. Burada baktığımızda son dakikalarımıza giriyoruz ama mesela merak ettim, en yakın zamanda hangi komite daha öne çıkacak gibi, hangi sorunları daha fazla şu anda önemsiyorsunuz? Her başlık önemli elbette ki ama mesela acilen ya şu konuya bir kısa vadede hemen bir iki ay içinde biz bir gövde bulalım, vücut bulsun çalışmalarımızı, duyuralım kamuoyuna. Ya da daha önce fragman gibi kısa bir çalışmayla, ya aman buraya herkes biraz kafa yorsun lütfen Bursa'da, Türkiye'de diyeceğiniz bir yaklaşım mı olacak, nasıl olacak? Olacak. İki tane komitemiz var. Bir tanesi gıda.
gündemimizdeki konu. Komitemiz çalışıyor etkin bir şekilde ki bu komite, söyleyeceğim iki komite, ikisi de uzun süredir çalışan komitelerimiz. Yeni kurulmadı. Evet. Birincisi gıda, ikincisi sürdürülebilirlik ve yeşil bursa diye tanımladığımız birim. Onun altında 3 birim var. Enerji uzmanlık grubumuz var, çalışıyor. Yeşil bursa çalışma grubumuz var ve iş insanları için önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapmak istediğimiz ve çok çok önemli bir konu daha, o da Avrupa Yeşil Mutabakatı grubu. Dolayısıyla bunlar çalışıyor. Bu iki konu çerçevesinde kısa dönemde yapacağımız bilgilendirme bunları kapsayacak. Burada bir daha da baktığımızda stratejik gıda ürünleri mi, yoksa özellikle Bursa'yı öne çıkaracak tarımsal bazda genel bir çerçeve mi oturtmayı hedefliyorsunuz? Burada gıda olaraktan az önce saydığımız tek organize bölgeler, organize sanayi bölgeleri veya organize sanayinin geleceği, gidişatı, tarım, turizm. O çerçevede bu konuyu ele almayı düşünüyoruz ki bu söylediğimiz üçlü saç ayağının makul ve mantıklı olaraktan önerilerinde bulunabilirim. Niye? Sanayi bölgelerini belirli bir yere arttırdığınız zaman tarım alanı kalmazsa tam sıkıntı olur. Tam onu diyecektim. Yani tarım alanı zaten daraldı. Bir tarafta yapılaşma var. Kötü bir plan dışı yapılaşma. Diğer tarafta sanayi bölgesi, her taraf. Bursa öyle ya da böyle sanayiye doydu taşıyacak gibi bir atmosfer var neredeyse. Kaçarı yok sanayiden. Ama tarımını da feda etmemeli. Bu denge nasıl kurulacak? Kastettiğim o. Bir de turizmi de ekleyelim. Turizm de önemli bunların her biri içerisinde. Tabii, umut var mısınız? Ben onu merak ediyorum. Dolayısıyla bunun getirisini götürüsünü hepsinin bu komitelerimiz zaten yaptılar. Belirli bir aşamaya geldiler. Onu bu çerçevedeki prensipler böyle olması gerekir diye bir ön çalışmamız olacak. Ama tek başımıza bizim az önce söylediğim gibi yapmamızın bir anlamı yok. Belki hep birlikte organ sanayi bölgeleriyle veya ilgili paydaşlarla birlikte bunu bir daha masaya yatırıp prensipleri belirlemek. Organ sanayi bölgeleri böyle olmalı, tarım alanı böyle olmalı. Onu buraya farklı bir öncelik verirsek bunu kaybederiz. Burada farklı bir öncelik verirsek onu kaybederiz gibi gerçek anlamda bilimsel verilerle ve bilimsel önerilerle ortaya çıkmak veyahut da söylemlerde bulunmak. Hedefimiz bu. Yani bilimin sunduğu gerçekler ışığında tarihe not düşeceksiniz. Taraflara mesaj göndereceksiniz. Sizin elinizde ne varsa onu yapmaya gayret edip diğerlerinde bir şekilde paydaş anlamında tetiklemeyi hedefliyorsunuz. Ya da onlarla birlikte belirli bir seminer, sempozyum veyahut da yaparım. Çok uzun sürmeyecek, az önce söylediğiniz. Ha. Uzun uzun süren raporları beklemek, hani komiteye, komisyona havale etmek diye bir tanım vardır genel anlamda. Her yerde konuşuyoruz. Bürokrasinin işi. O olmamalı. İş insanı pratiktir. Evet. İş insanı pratiktir. Sonuca gidecek. Sonuca gideceğiz. Sonuç odaklı olup olabildiğince kısa sürede bu bahsetmiş olduğum yeşil bursa hepimiz için önemli. Yeşil bursa tanımını kaybettirmememiz lazım. Ama sanayi önemli. Çünkü Bursa'yı az önce ilk girişte söyledik. Kocaeli'ye ikinciliği kaptırdık. Onu da çözecek bir formül bulmamız lazım. Yani bu turizm, tarih kültürümüz, tarihimizi geliştirmemiz lazım. Turistleri buraya çekmemiz lazım. Parasal, yani onları tekrar etmek istemiyorum ama bu üçünü dengeli bir şekilde bence ele almamız lazım. Öncelikle hedefimiz bu. Hedefler, projeler ortaya koymak üzere yola çıktınız. Bu Siyad'ı ve Bursa'yı daha fazla duyacağız demek ki bu dönemde. Böyle bir kararlılık var. Oluşturulan altyapı da bunu mecbur kılıyor gördüğüm kadarıyla. Yani sizlerle sizin üyeler kaytarmazsa yer tırnak içeriz. O da bizim bir yerde üyelerimizle birlikte görevimiz. Bizi dinleyen üyelerimizin buradan en azından mesajımız olsun. Hep birlikteyiz. Evet. Zaten biz kendileri de temastayız. Bursa adına gayret göstermeye geniş bir çerçeveden devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Orada sizin de tabii katkılarınızı rica ediyoruz, bekliyoruz. Sağ salimizin kısmetse katkı sunmaya tabii çok teşekkür ederiz. Bu çerçevede önemli mesajlardı. Yeni bu Siyad bana göre diyelim, çünkü yenilenmiş bir yapı söz konusu. Mesajlar ve yapmak istediklerinizi gayret ettik paylaşmaya. Açıkçası Bursa ve Türkiye adına bence güzel bir başlangıç, yeni başlangıç. Bu anlamda başarılı olmanız herkesin faydasına. Bu anlamda ben şimdiden başarılar dilemek istiyorum ve katılımınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz ve bu Siyad'ı tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Evet, ekonomik gidişatı Bursa penceresinden, bu Siyad'ın gözünden değerlendirdikten sonra bu Siyad'ın yeni yapılanmasını, yeni projelerini, hedeflerini masaya yatırdığımız ekonomide bugünün sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.